Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Evet, vallahi inanılmaz bir şey ya klimalar. Şimdi biraz aksanı var ama kullandığı kelimeler ve Türkçe'ye dikkat. Vallahi bizden daha iyi konuşuyor. Daha düzgün bir Türkçe konuşuyor olabilir. Dikkat edin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ya, iyi. İyisin. Evet. Herhalde çok doğal olduğun için insanlar seni çok seviyorlar. Oynamadığın için, kendin olduğun için. Televizyon programını ben de seyrediyordum. Vallahi o yerlerin bir kısmına ben bile gitmedim yani. Ki evet. Türkiye'yi ben bayağı iyi gezen bir insanım. Benim bile gitmediğim yerler gördüm. Çok güzel yemekler gördüm. Eline sağlık. Bitti mi program? Ya bir konu karavanı bitti. Evet. Ama iş bitmiyor tabii ki. İş bitmez. İş bitmez. Şimdi çok güzel bir yemek programı var ve bir fotoğraf programı var. Yani böyle Türkiye'deki meşhur iyi fotoğrafçılar ile geziyorum. Mesela geçen gün biz nereye gittik? Şanlıurfa'ya gittik. Fotoğrafçılarla beraber. Evet. Sende fotoğrafçılık var mı? Var var. Ne yapıyorsun? Profesyonel fotoğrafçı. Evet. Yani ben, ya affedersiniz ama yani böyle, yani bir sunucu varsa orada o zaman genel olarak böyle dönüyorum. O yüzden yani biz, şimdi nereye bakıyorum bilmiyorum. İzleyicilere doğru tamam, konuşalım. Size her şeyi anlatacağım. Evet. Ya bir yemek programı yapıyorum. O yemek programı için Türkiye'de yine böyle her tarafı gidiyorum. Tematik bir yemek programı. Yani demek biz mesela buğday seçiyoruz. Tuz seçebiliriz. Aa, kestane güzel. Seçiyoruz. Hamsi seçtik. Yani biliyorsunuz hamsi yani Ocak ayında, Şubat ayında falan o zaman hamsi çıkıyor, geliyor. Biz gittik Trabzon'a, orada kar kış var. Mıydı? Evet, bir metre kar var. Ben kar içine böyle oturuyorum, ben donuyorum çünkü buraya kadar kar var, yemek yapmak gerekiyor. Bir saat, bir buçuk saat yemek yapıyorum. Nasıl üşüdüm yani, hala bak yani. O kadar üşüdüm. Ama kusura bakma ama da çok Hollanda'da güzel. Da insan az üşümüyor yani. Şimdi Hollanda'da böyle bir gençlik yıllarım bir kurs için, bir gezi için neyse gitmiştim. Sonra dediler ki hadi denize gidelim. Müthiş bir hava geliyor. Çok oley yaşasın. Ben de İzmirli olarak dedim. İşte Çeşme, Gümüldür, Seferihisar, oralara alışkınız. Yazın ömrümüz hemen denize dalıyoruz. Hollanda'da yaşasın dedim. Hafta sonu gideceğiz. Sanıyorum Amsterdam yakınlarında. Bir yere, okyanus kenarı, çok güzel, geniş bir kumsal var. Gittik, bir baktım, deniz 11 derece, 9 derece, 10 derece, böyle yani buz gibi. Hollandalılar alışmış, dışarısı da hani çok yaz dedikleri de 17-18 derece yapmış, güneşleniyorlar. Şimdi hadi birazcık güneşlendik, hadi denize girecek, denize koşturduk, kaldım böyle. Ben ki soğuk denize girerim, buz gibiydi. Yani onlarda da az üşünmüyor. Geri döndü. Onlarda da az üşünmüyor. Yalnız bir şey hoşuma gitti. Ben orada Hollanda'da, bu sanıyorum Belçika'da da var. O okyanus kenarındaki kumsallarda çok güzel bir karavanlarda soğuk deniz ürünü tabakları satıyorlar. Yani içinde işte karidesi, soğuk balığı, değil, üzerinde biraz hafif bir sosla ve onu tabaklarda hemen tık tık yiyorlar. Biz soğuk deniz ürünleri yemeye alışkın değiliz. Balığı hep böyle sıcak yiyoruz. Nasıl yapar? Sen yapar mısın? Veya burada da yer misin? Soğuk balık ve soğuk deniz ürünlerini. Ben yiyorum tabii ki. Ne? Türkiye'de mesela, hangi balıktan yaparsın? Mesela istiridye diye çok meşhur. Ama biz midye, çiğ seviyoruz. İyi, bizim halkımız çiğ desen, midye inanılmaz güzel. Ya keşke o sene şimdi bir kamera orada vardı çünkü şimdi o bayanının suratı çok güzel. Ya. Şimdi şöyle, biz midyeyi, istiridyeyi ve deniz tarağını bir geçelim. Diğer hani karides, kalamar ve balığın soğuk yenmesine al. Çünkü Türk halkı şeyi sevmiyor. Çiğ midye, çiğ istiridye. Ve çiğ o tür şeyleri, bir de deniz tarağı var. Onları pek sevmiyor. Fakat kalamar, karides, ahtapot ve balık. Bunları soğuk nasıl yaparsın? Soğuk balık güzel olur. Hatta İzmir'de benim çok sevdiğim balık plaki vardır. Genelde kefalden yaparlar. Önceden yaparlar domatesli, sarımsaklı, soğanlı. Soğuturlar, soğuk soğuk yenir. Çok da güzel olur. Buyur senden alalım. Şey mesela yani sushi çok da güzel. Ben seviyorum. Yahu çiğ Türklere somu uygun Allah rızası için. Bizim şimdi Anadolu'daki insan sushi yemez. Türklere uygun bir tarif var mı sende? Ve çiğ balık. Çiğ balık evet. Ve ya, hatta soğuk, ha, hayır çiğ demedi. Soğuk balık dedim. Soğuk balık. Şimdi yani o hangi balık türü bilmiyorum ama herring. Yani salted herring. Lakerda mı? Lakerda. Laker. Tamam. Lakerda. Torik'ten ve mesela, palamut'tan yapılan lakerda. Böyle kısaca tavada koyuyorsun. Yani böyle biraz yani ısıtsın o kadar.
Sonra üstte bir hardalı sos koyuyorsun. Yarım saat bekletiyorsun. Ve sonra o soğuk soğuk yiyebilirsin. Yani salatın üstünde çok güzel mesela. Yani tam kış için hem çok sağlıklı bir şey, faydalı ve inanılmaz lezzetli bir şey. O hardal sosu nasıl yapıyorsun? Biraz hardal tabii ki, çok az sirke, biraz dereotu olabilir, az az taze soğan, normal kuru soğan, biraz su, çünkü yani tabii ki yani biraz böyle şey akmak gerekiyor, yoksa çok kalın oluyor hardal. Yarım saat bekletiyorsun ve sonra o balık şey böyle güzel bir salatanın üstüne koyuyorsun, yiyorsun, afiyet olsun, çok güzel bir şey. Peki, peki, biz şimdi mutfağa geçelim. Mutfağa geçerken Wilko sokağa çıktı. Galata civarlarında dolaştı. Çok da keyifli bir çekim oldu. Bir seyredelim, mutfakta devam edeceğiz. Wilko geziyor, araştırıyor ve sokaklarda piknik tüpüyle enfes yemekler pişiriyor. Kendi programında ilginç tatları eğlenceyle yoğuran Wilko bu kez Galata'da Ender Saraç'la Sağlıklı Günler seyircileri için çam fıstıklı bonfile pişirdi. Etler baharatlanıyor, ardından ıhlamurla kaplanıyor. Bu ıhlamur bonfileye o kadar güzel bir tat veriyor ki yani anlatamam, inanamaz. Ve sıra geliyor çam fıstıklı sosa. Türkiye'deki çam fıstığı gerçekten çok güzel. Şimdi onlar uzun, biraz tombul, harika. Her taraf aynı renk, çok önemli. Daha tombul ve kısa boylu çam fıstığı var. Onlar genel olarak Çin'den geliyor. Çin'deki çam fıstığı bazen çok çok acı. Yani hiç de lezzetli yok. O yüzden ben yani Türkiye'nin çam fıstığı gerçekten tavsiye ediyorum. Sos için kavrulan fıstıklar ezilerek toz haline getiriliyor. Doğranan asma yaprakları hafifçe pişerken bonfilelerde pişmeye hazırlanıyor. Temizlemek gerekiyor çünkü böyle parçalar hiç de hoş gitmiyor. Ağzında böyle ısırmak gerekiyor. O güzel değil. Çıkartıyorum. Çünkü henüz o koku var içine. Yani çok güzel böyle. Ya yumuşak yumuşak. Tereyağında etler pişerken Wilko da yemek anılarını anlatıyor. Bonfile istiyordum. Kasaba gittim. Abi dedim yani 400 gram bonfile istiyorum. Adam böyle ince ince bonfile kesiyor. İstemiyorum dedi. Yani bir parça olsun. Adam böyle atıyor et, alıyor yeni bir parça et, yeni böyle kesiyor, yeni ince. Ya abi dedim yani bir parça istiyorum. Adam kafa yedi, tamam. Şimdi böyle uzun bir bonfile var. Bir adam bir parça kesti 700 gram. Ben baktım yani 700 gram ne yapacağım? Neyse dedim yani yapacak bir şey yok. Eyvallah dedim yani abicim, teşekkür ediyorum. Etler dinlenirken asma yaprakları da tabağa alınıyor. Çam fıstığı kremayla pişiriliyor. Yemek yapmak çok kolay bir şey. Yani hiç böyle bir en son model mikrodalga fırın falan gerekmiyor. Yani güzel yemek yapmak için bir tane piknik tüp yetiyor. Wilko'nun yemeği biterken arkasındaki kalabalık da artıyor. Vay be. Nefis çam fıstıklı bonfile Galata halkı tarafından afiyetle paylaşılıyor. Teşekkürler Wilko. Harika. Gerçekten. Şimdi bizim insanımız da severiz böyle. Ortalıkta bir kamera gördük mü şöyle kafa uzatılır falan bir şeyler söylenir. Çok severiz. Orada insanlar da sebeplendiler ya. Yani. Oh. Bir piknik tüpü. Evet. Çam fıstığı. Evet. Asma yaprağı. Evet. Ve bonfile. Ve ıhlamur. Ve? Ihlamur. Ihlamur. O da sos. Yok, ıhlamur şey marinat olarak kullandım. Yani tam çay yaptım, ıslattım biraz. Sonra benim bonfileyi kapattım o ıhlamuruyla. Ve inanılmaz hoş böyle bir aroma veriyor. Verdi. Çok güzel. Ceyda, şimdi ben Wilko'yu tam anlatamadım. Mesela hani sen bilirsin bu mesela kefalden veya başka balıktan balık plakı yapılır. Soğuk soğuk yenir. Evet, portakal balıktan. Suyuyla yapılan, portakal suyuyla pişirme işlemi yapılan. Yok, benimki bildiğimiz domates, soğan, sarımsakla yapılan bir plakı.
O zaman balığı önceden yapıyorsunuz. Ya önceden... soğuk balık. Tamam, balığı önceden biraz haşlama ya da tavada gösterme işlemi yaptıktan sonra yarı pişmiş şekilde doğradıktan sonra domates, biber, sarımsak. Balık plakiyi bilen var mı? Balık plakiyi bilen. Hadi söyler misiniz balık plakiyi nasıl yapılıyor? Şefim çok becerikli vallahi. Ben bir kere duysun bak en güzelini yapacak. Hamsiyi yaparız, plaki, soğan, maydanoz. Buğulama değil ama bak buğulamayı bahsetmiyorum. Buğulamayı soğuk yenen balığı bahsediyorum. Onu bilemeyeceğim. Ha, şimdi buğulama sıcak yeniyor. Bir dakika. Balık buğulama sıcak yenir. Hamsi buğulama olur, levrek, birçok balığın buğulaması. Bu plaki soğuk yenen balıktır. Bakın İzmir, Ayvalık, Ege sahili bilir. Bazen yaz sıcaklarında hani canınız balık yemek istemez. Soğuk soğuk yenen sulu sulu bir balıktır. Bak bizim şimdi Birsen ablamız bilir. Günaydın efendim. Günaydın, her şeyi bilen kadın söyle. Teşekkür ederim efendim. Biz palamutu güzel ince ince kıydırıp getiriyor eşim. Onu tepsiye dizeriz. Üstüne soğanı, salata soğanı gibi. Maydanozu, karabiber, limon, biraz çok çok az yağ. Onları fırına veriyoruz. Ama yine pişirme işlemi dur, oldu. Hayır, pişirme işlemi olacak tabii ya. Balık soğuk yeniyor. Pişirme işlemi var diyorum. Sonra? Hafif pişiriyoruz, çok değil. Hı. Aslında ben hamsiyi ayıklarken yıkıyorum ya, çiğ yiyorum. Eşim oo, bana kızıyor. Benim çok hoşuma gidiyor diyorum. Bir iki tane yiyorum, çok hoşuma gidiyor. Ben fazla balığı pişmiş sevmiyorum. Kedilik eti de falan yoktu değil mi önceden? Ama şey, kedilik çiğ, medilik yoktu çiğ balık kokusunu yok, ben de efendim, çok yok, pişmiş yok. Balık kokusunu. Ben hatta derdimi anlatamadım kardeşim. Balık pişiyor. Piştikten sonra sulu sulu sosuyla en çok mesela bildiğim kadarıyla kefalde veya diğer, ondan sonra buzdolabına konuyor, soğuyor. Geliyor sofraya soğuk soğuk sulu sulu balık buğulamanın soğuğunu düşünün ve yani zeytinyağlı yapılan. Balık buğulama şekilde yapıp pişirilip sonra çıkartıp soğulup sulu sulu soğuk içinde bol domates oluyor, soğan oluyor, sarımsak oluyor ve zeytinyağı kullanılıyor. Evet, tamam. Sadece zeytinyağı kullanılıyor. Soğuk soğuk balığı sulu sulu yiyorsun. Buz gibi oluyor. Hani normalde yazın balık yemek istemeyen insanlar oluyor. İşte balık plaki. Ha, fasulye plaki yapmıyor musunuz? Ah günaydın. İşte fasulye plaki gibi yani soğuk. Allah rızası için bizimki Ege'den biraz daha bir artistik oluyor. Portakal suyuymuş, evet, yok muymuş. Peki. Neymiş.